Bir defa Mustafa Bey, Amerikan kamuoyunu ikiye ayıralım. Hakikaten büyük Amerika'nın kamuoyu var ki çok büyük bir kısmın olup bitenden haberi olduğu kanaatinde değilim. Musevilerin, lobilerinin siyasete yön verebildiği kanaatinde olmayan, sadece bulunduğu semtten, ilden, ilçeden, eyaletten öteye bir düşünce sahibi olmayan, dünya işte küreselcilerle ulusalcılar arasında kavga mı var? Bölünmeye mi gidiyor? Üçüncü Dünya Savaşı adım adım ilerliyor mu? Bunlarla ilgili hiçbir fikir sahip olmayan 10 milyonlar var ABD'de. Evet. Hatta bir adım öteye gideyim. Herhangi bir Amerikalı vatandaşın önüne dünya haritasını koysanız, Gazze şeridinin yerini göster deseniz, İsrail'in yerini göster deseniz, abartıyorum, Meksika'nın yerini göster deseniz, ağır bir, hani zorlanarak cevap verecek çok büyük bir grup var. Evet. Ama siyasete yön veren bir miktar finans çevresinde, askeri alanda, iktisadi yapının kritik noktalarını yer alanlar arasında zaten çok büyük bir kısmı ya Museli ya onlarla beraber çalışıyor. Bir Musevi'nin, Yahudi'nin emrinde çalışıyor. Onun çalışan, onun sigortasıyla çalışıyor ki işte Zuckerberg'den başlayıp evet, o Rockefeller'lara kadar gittiğiniz zaman o grupların içerisinde serpiştirilen aileler olduğu gerçeğini görüyorsunuz. Ve onlara bağlı grupların sayısı da az değil. O en elit tabaka diye andığımız ABD'de karar alıcı mekanizmada bulunan, lobi gruplarını büyük oranda finanse eden, başkana, başkan yardımcısına neredeyse talimat verebilecek kabiliyete sahip eğer 10 tane aile varsa 6'sı Yahudi. Bunlara bağlı 50 tane, 100 tane şirket varsa, bakın bu rakam bile 10 binler, 100 binlerce sigortalının doğrudan Musevi adına çalıştığını gösterir. Evet. Fakat bu yeter mi? Hayır. Bir Musevi'nin, Musevi lobisinin ABD'de oy bağlamında kabiliyeti %1,5 ya da 2. 2'yi geçmez. Evet. %1,5 için mi bu kavga? Yani %1,5 için mi Harris ben daha çok vuracağım, Trump ben geldiğim zaman bu işi bitireceğim diyor? Hayır. Hayır. Çok ama güçlü bir kamuoyu. Güçlü bir kamuoyu. Hollywood üzerinden bir kamuoyu. Oy potansiyeline varmayan ama lobicilik desteğinde parasal anlamda sahaya inen bir kamuoyu. Ama bir gerçeklik var. Akademi dünyasını ilk defa olmak kaydıyla radikal söylemler yaparken gördük. Ama ne oldu? Koskoca Harvard Üniversitesi'nin rektörünü üniversiteden attılar. Evet. Columbia Üniversitesi'nin rektörü üniversiteden atıldı. Bakın Yale, bunlar dünyanın, Massachusetts, MIT, dünyanın en önemli 5-6 üniversitesi. Ve öğrencilere destek veriyor. Filistin'de Vietnam Savaşı'nda bile böyle bir üniversiteye polisler falan girmemiş hocam. O dönemde de eylemler olmuş. 10 yıldan daha uzun süre sürdü Vietnam evet. Savaşı. Binlerce Amerikan askeri hayatını kaybetti. En tarihteki vekil aktörler arasında yapılan uzun savaştı. ABD'nin en yoğun kayıp verdiği savaştı. Evet. Bilim dünyası Vietnam Savaşı'na karşıydı ama ABD savaşıyordu. Ama burada ABD savaşmıyor kağıt üstünde. İsrail savaşıyor ve bir savaş da yok. Savaş kelimesi nedir? İki taraflı olur. Burada bir katliam var. Evet. Bu katliama dur demeye gayret eden tüm akademisyenleri bir Türk akademisyen olarak takdir ediyorum, tebrik ediyorum. O bağlamda üniversitenin atılan rektörleri de düşündüğümüz zaman ABD'de bilim özgürlüğünün, ifade özgürlüğünün, inanç özgürlüğünün, düşünce özgürlüğünün nedenli kısıtlanmış olduğu gerçeğini görüyoruz. Ben daha sonra konuşacağız ama hangi başkan adayı kendini İsrail'in yaptığı katliamlara daha yakın görüyor sorusunda ise Trump mı? Çok muhtemel Trump gelse görünürde. Durmadan devam edin diyecek ama bir gerçeği vurgulayıp öyle tamamlamak isterim. Buyurun. ABD'de karar alıcıların çok büyük bir kısmı Netanyahu'dan nefret ediyor. Bir birey olarak Netanyahu'suz yürümeyi istiyorlar. Ama, işte ama ocağa kadar da bu iş değişmeyecek yani başkanlık koltuğu değiştirmeyecek. Ama tam tersi bir görüntü yalan vardı. Yalan. Öyle yani mi? Orada alkışlayacaksın. Eline çek vermiş adam senin. Her alkış için $1000 vereceğim sana diyor bu şekilde. O zaman ben daha çok alkışlayayım. Var mı böyle bir şey gerçekten? Yani atıyorum bu $1000 değil ama evet, tek tek çeklerin yazıldığı Yahudi lobilerinin ABD'deki kongre üyelerini etkilemek adına çok güçlü bir yapı oluşturduğu. Öyle mi? Bu kanıtlandı. Hmm. En azından hiçbir Yahudi lobisi çıkıp da biz böyle bir şey yapmadık. O kadar demedi senatörün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.